1. Akvaryumcuların her dediğine inanmayın. Akvaryumcu veya pet shopçu en nihayetinde para kazanmak için bu işi yapan insandır. Öncelikli amacı hayvanların sağlığı, hobicin mutluluğu değildir. Amacı mümkün olduğunca çok balık ve malzeme satmaktır. Size şu kadarını söyleyeyim. Yıllardır bu hobiyle uğraşıyorum. Karşılaştığım dürüst ve samimi tavsiye veren akvaryumcu sayısı ya 2 ya da 3'tür. 2. Araştırma yapmadan akvaryumcuya gitmeyin başka bir deyişle ders çalışmadan sınava girmeyin. Çünkü akvaryumcu da geçirdiğiniz zaman boyunca sınava tabi tutulursunuz. Bazen balık bakmak için tanımadığım akvaryumculara giderim. Akvaryumcu da yanıma gelip bir şeyler satmaya çalışır. O esnada bildiğim şeyleri bilmiyormuş gibi sorarım ve çoğunlukla yalan yanlış şeyler duyarım. Bazen istemsizce gülüyorum. Pet shop'a gittiğinizde kandırılmamak için alacağınız akvaryumu, balığı ve malzemeleri bilmeniz gerek. Bunun için de önceden araştırma yapmış olmanız lazım. 3. Küçük akvaryum almayın. Alacağınız akvaryum en az 40-50 litre olsun. 20-30 litrelik iyi ve sağlıklı bir akvaryum yok mudur? Tabii ki vardır ama hobiye yeni başlayan biri şeker dükkanına girmiş çocuk gibidir. Her balık dikkatini çeker ve kesinlikle birkaç tür alır ve birkaç tür 20-30 litrede yaşamaz. Bu yüzden alabileceğiniz en büyük akvaryumu alın. Örneğin 20-30 litrede tek beta bakabilirsiniz. Bu arada beta demişken 4. Betayı bardağa, fanusa, kavanoza koymayın. Kendi üzerimizden örnek vermek gerekirse sizi ölene kadar daracık ve hapishane hücresine kapattıklarını düşünün. Betanın durumu da budur. 5. Evde kurulu bir akvaryumunuz yoksa balık almayın. Balığı eve geldiğinizde su değerleri ve yararlı bakteri kültürü oluşmuş bir akvaryuma koymanız lazım. Akvaryum kurmaya karar verdiniz diyelim. Gerekli araştırmaları yapın. Alacağınız balığa ve malzemelere karar verin. Gidip akvaryumunuzu alın ve eve getirip kurun. Bakteri kültürü oluşumu ve suyun havalandırılması işini hallettikten sonra yani en az 2-3 gün sonra gidip balıklarınızı alın. Bunu yapmazsanız ne olur? Büyük ihtimalle balıklarınızdan birkaçı ölür. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Gelecek videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olun. Her türlü soru, görüş ve fikirlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Akvaryum rehberinin bir dahaki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.